Merhaba arkadaşlar. Bu programda mağaza girişi, mağaza zemin, tavan ve duvar düzenlemeleri, koridor düzenlemeleri ve katlar arası ulaşım, soyunma kabinleri, tuvaletler ve çocuklara yönelik düzenlemeler, sergileme amaçları ve unsurları, temel sergileme düzenlemeleri, türleri ve sergilerin planlanması üzerinde duracağız. İlk olarak mağazaya giriş kavramıyla başlayalım. Mağaza girişi tüketicilerin mağazaya yönelik algılarını etkiler. Dolayısıyla perakendeciler mağaza girişlerini tüketiciye güvenlik, rahatlık, kolaylık sağlayacak ve onu içeri çekebilecek şekilde tasarlamalıdır. Mağaza girişine çok fazla eşya konulmamalı, mağazanın girişi dışarıya tam zemin olmalı, herhangi bir basamak içermemelidir. Ayrıca mağaza iyi aydınlatılmalı, kaygan olmayan bir zemine ve kolay açılır veya otomatik kapılara sahip olmalı, kalabalık bir ortam sunmamalıdır. Mağaza girişi konusunda verilmesi gereken iki önemli karar, mağazada kaç adet girişin bulunacağı ve giriş kapılarının nasıl olacağıdır. Şimdi, mağaza zemin, tavan ve duvar düzenlemeleri üzerinde duralım. Mağazanın zemin, tavan ve duvar düzenlemeleri, yaratılmak istenen atmosfere göre oluşturulmalıdır. Mağaza içi dekorasyonunda renklerin birbiriyle uyum içinde olması sakin bir atmosfer yaratır. Duvarlar, zemin, tavan, mobilyalar, demirbaş, aksesuarlar, ışık aynı tarz ve renk tonlarındaysa mağazada bir bütünlük oluşur. Zemin döşemesinde yer kaplaması olarak kullanılabilen malzemelerin birkaçını masif, lamine ve laminant parke, mozaik, mermer, granit, porselen ve seramik karo, vinil, linalyum ve koto olarak sıralayabiliriz. Vinil, petrokimyasallardan üretilmiş plastik temelli bir malzemedir. Linalyum doğal malzemelerden üretilen ağaç ve şarap mantarından üretilir. Koto ise pişmiş topraktan elde edilir. Tavanları değerlendirdiğimizde koyu renk tavanların mağazayı olduğundan daha küçük, açık renk olanların ise daha büyük gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle küçük mağazalarda tavanların açık renk olmasına özen gösterilmeli ve tavanda kalabalık bir görüntü olmamalıdır. Mağaza içinde duvarların nasıl olacağı, mağaza imajına, teşhir edilen ürünlerin türüne ve mağazanın hedef kitlesine bağlıdır. Duvarların dekorasyonunda duvar kağıdı, plastik boya, saten boya, tahta, kumaş ve alüminyum seçenekleri bulunur. Duvarda ayna kullanılarak iç mekan olduğundan daha geniş gösterilebilir. Biraz da koridor düzenlemeleri ve katlar arası ulaşım üzerine konuşalım. Mağazada kullanılan katlar arası ulaşım şekli mağaza büyüklüğüne ve imajına bağlı olarak seçilmelidir. Mağazalardaki koridorlar müşterinin rahatlığı açısından özenle tasarlanmalıdır. Müşterilerin rahatça gezebileceği kadar geniş olmalıdır. Çok katlı mağazalarda üst katlara erişim için asansör, yürüyen merdiven veya geleneksel merdivenler kullanılabilir. Soyunma kabininin korunaklı, temiz, bakımlı ve aydınlık olmasına, uygun bir ışıklandırmaya, kaliteli ve büyük bir aynaya, yeterince geniş bir alana sahip olmasına dikkat edilmesi gerekir. Tuvaletler de mağaza imajına ve atmosferine uygun bir şekilde dekore edilmelidir. Çocuklar için mağazanın bir bölgesinde oda tahsis edilmesi, odanın duvardan duvara halı kaplanması, yerlere minderler konması ve birkaç oyuncak bulundurulması yeterli olabilir. Değerli arkadaşlar. Şimdi de sergileme amaçları ve unsurlarını ele alalım. Müşteride satın alma isteği oluşturmak, mağazada ürünlerin sergilenmesinin en önemli amaçlarından biridir. Müşterilerin mağazaya ilgisini sürekli kılmak için mağaza içi ürün sergilemeleri sıkça değiştirilmeli ve mağazayı rakiplerinden ayırt edici hale getirmelidir. Ürün sergilemenin çeşitli unsurlarını çizgiler, şekiller, ebat, dokuma, ağırlıklar ve renkler şeklinde sıralayabiliriz. Perakendecinin temel görevi ürünleri sergileyip satış yapmak olduğundan, mağazada sergileme ve teşhir önemli bir konudur. Bu konuda sergilemenin temel ilkelerini vurgu, zıtlık, denge, harmoni, oran, ritim olarak belirleyebiliriz. Programda üzerinde duracağımız konulardan bir diğeri de temel sergileme düzenlemeleridir. Temel sergileme düzenlemelerini radyasyon, piramit, basamak, zikzak, tekrar olarak sıralayabiliriz. Radyasyonda ürünler tüketicinin tüm ilgisini ortadaki ürün üzerine toplayacak şekilde düzenlenir. Piramitte ürünler üst üste, altta daha fazla, yukarıya doğru daha az miktarda dizilerek piramit şekli elde edilir. Basamakta ürünler veya sergileme üniteleri basamaklar halinde düzenlenerek belirli bir ritim oluşturulur. Zikzak düzenlemede genellikle 3 veya daha fazla seviye bulunur. Ve en üstte yer alan ürün en arkaya yerleştirilir. Tekrar türü sergileme düzeninde benzer görünümdeki ürünler üst üste, yan yana, aşağı yukarı aynı düzende yerleştirilir. Şimdi ise kısaca temel sergileme türlerine değinelim. Bunları açık, kapalı, tırmanan sergiler, kutu tarzında sergiler, uzantı tarzında sergiler ve havai sergiler şeklinde sınıflandırabiliriz. Son olarak sergilerin planlanmasında dikkat edilecek çeşitli noktalar üzerinde duralım. Sergilerde zıtlık ve ritim kullanılarak renklere ve oranlara hayat verilmeli, mevsimi uygun renkler kullanılmalı, farklı stiller karıştırılmamalı ve teşirler sık sık değiştirilmelidir. Değerli arkadaşlar, bu programda mağaza girişi, zemin, tavan ve duvar düzenlemeleri, koridor düzenlemeleri ve katlar arası ulaşım, sergileme amaçları ve unsurlarıyla temel sergileme düzenlemeleri, türleri ve sergilerin planlanması konuları üzerinde durduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.